Hoş geldiniz arkadaşlar, ben Güstak'ta Undertale'in kaldığım zaten tam gaz devam ediyoruz. Undertale bebeğim. Bu video daha enerjik olacağım çünkü kulağım daha iyi. Devam et. En son burada kalmıştık. Papyrus, haysiyetsiz terbiyesiz Papyrus bizi kaçırmıştı abi. Artık gençler Undertale bölümlerini 1 saat yapmayı planlıyorum. 1 saat olduğu zaman bu bölümü daha hızlı bitirebileceğiz bence. Gene geliyor mu? Gene Umutkeli geliyor mu abi? Gel. Gel anasını satayım gel. En son sevgili olacağız, manita olacağız. Bu arada arkadaşlar Undertale serilerine hayvan gibi like bekliyorum çünkü bu seriye kararsızım devam etmek ve bitirmek konusunda. Şuradan bir yandan da hey Siri kronometreyi aç. Açamıyor şu an. Yine buradasın demek. Kronometreyi açayım bir yandan da bakayım. Tam 1 saat yapacağım gençler Undertale videolarına. Evet buradayım bebeğim. Nasılsın? Sanırım benim hatam. Sen daha önceden spagetti yapacağımı söylemiştim. Bu yüzden beni görmek istemen gayet doğal. Umutsuz da istediğin için biraz yapacağım. Seni anlıyorum. Papyrus da karnı aç. Şu an acayip kötü oku. Bir dakika video odaklanalım. Adaleti aç. Yine kapışıyoruz. Papyrus'u saldırmayacağım. Papyrus yine yolu kapatıyor. Papyrus'tan mavi sütunlara basmamam gerekiyormuş. Bu arada dediğim gibi gençler bu videoda yorumları okuyamıyorum. Siz yazın. Hakaret etsem ne olur lan? Yani savaşmakla meşgulken hakaret de edemiyorsun. Ben gene öldüreceğim kendimi abi. Öldür beni. Yapacak başka bir şey yok. Savaşını daha kötü öldürsün beni. Zıplamayacağım lan. Öldür lan beni. Yakala beni. Yakalaya en sonunda bırakacağını düşünüyorum ama inşallah öyle olur yani. Öyle umut ediyorum. Hadi yap özel hatanı hadi. Öldür lan beni. Terbiyesiz. İnsan sevdiğini öldürür mü lan? Haysiyetsiz Papyrus. Ölüyorum. Sen çok inatçısın. Ama bunlar bana sökmez. Ben inatçının Daniskası'yım. Eğer sen Dandaniskalı ne lan? Eğer sen Dandaniskalı düşünüyorsan hatalısın dil bilgisi olarak. Çünkü doğru söylenişi şöyle. Daniskalı Papyrus. Daniskalı Papyrus. Kadar Daniskalı olmamak. Ne diyorsun lan? Boş yapma. Umarım bu ders hoşuna gitmiştir. Eyvallah kardeşim. Bu arada kulağım daha iyi oldu gençler. Dilekleriniz için teşekkürler. Gene ben bunu takabilirim şu an. Abi ben buradan kaçacağım. Papyrus'tan bir not. Eğer kalacak yer arıyorsan sadece sor. Benimle savaşmana gerek yok. Ev sahibin Papyrus. Savaşmayacağım, uyumak için çok küçük. Tamam. Gene mi savaşacağız abi Papyrus'la? Bu ne abi? Mama kabuğunda kesilmiş sosisler var. Terbiyesi bana kesilmiş sosis bırakmış ya. Sor falan dedi abi. Sorayım Papyrus'a bu sefer, saldırmayalım. Buradan geçeceğiz abi. Başka yolu yok yani. Papyrus'cum artık sal beni gideyim ya. Vallahi gideyim artık ya. Yine mi buradasın? Sonunda gerçek sebebini anladım. Sen. Yüzümü görmeyi çok fazla özlüyorsun. Böyle hissedenle dövüşebilir miyim sanmıyorum. İşin doğrusu seni yakalamaktan çok yoruldum. Papyrus'a savaşacak mısın? Hayır hayır. Sal beni sal beni. Savaşmayacağım savaşmayacağım. Sanırım başarısızlığımı kabul edeceğim. Çıktı yoldan çekildi. Hey adamım. Lan dur kulaklık kafayı. Senin gibi güçsüz birini bile yenemiyorum. Aa üzüldü. Anneyi de hayal kırıklığına uğratacağım. Kral muhafızlarına asla katılmayacağım. Ve arkadaş sayım sönük kalacak. Ne diyeceksin arkadaş? Olalım. Ezi'ye bak. Arkadaş olalım ya. Gerçekten mi? Benimle arkadaş mı olmak istiyorsun? O zaman sanırım sana izin verebilirim. Vay be. Daha ilk buluşmamızda çıkmadık bile. Ama şimdi beni arkadaş olarak görüyorsun. Dost edinmek için sadece buna ihtiyacım varmış. Sevdiklerime kötü bulmacalar verip sonra savaşmak. Bana çok gelecek. Manyak bir şey yavrucuğum. Buradan geçmene izin veriyorum. Ve yeryüzüne çıkmanın yolunu anlatacağım. Aha! Oyunun sonuna kadar devam et. Sonra başkente vardığında bariyeri geç. O bizi yer altında kapatan büyülü bir mühür. Her şey içeri girebilir fakat hiçbir şey çıkamaz. Güçlü bir ruha sahip biri dışında. Senin gibi. Bu yüzden kral bir insan ele geçirmek istiyor. Ha, sadece insanlar dışarı çıkıyormuş. Bariyer ruh gücüyle açılmak istiyor. Böylece biz canavarlar yeryüzüne dönebiliriz. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Çıkışa ulaşmak için kralın kalesinin içinden geçmen gerekiyor. Bütün canavarların kralı. Kendisi o büyük tüylü bir oyuncak gibidir. Herkes o adamı sever. Eminim sadece söyle desen. Pardon. Bay Dreamur. Eve gidebilir miyim? Sana bari yere kadar eşlik edeyim. Sana bari yere kadar eşlik eder. Her neyse bu kadar konuşmak yeter.
Havalı arkadaşın olarak evde duracağım. Uğrayıp buluşmamızı yapmak için çekinme. Tamam, paprisi yol verdik. Güle güle. Denizin üstünden yürüdü manyak. Gençler, yavaş yavaş gitmeye başlıyoruz galiba sona. Bakalım neler olacak. Oo. Bunlar da ne? Bu buzlar nereye gidiyor abi? Bunu anlamadım ha. Burada etrafa mantarlar mı var? Aha, save alalım burada. Suyun akı sesi içine azimle dolduruyor. Kaydet. Bunlar ne reis? Sen kimsin reis? Bu bir yankı çiçeği. Duyduğun son şeyi tekrar edip duruyor. Tamam, okey. Bu neymiş? Yo. Sen de onu görmek için mi gizlice ilerliyorsun? Harika. Kendisi en iyisi değil mi? Büyünce aynı onun gibi olmak istiyorum. Hey, burada olduğumu aileme söyleme. Hahaha. Hiçbir şey anlamadım. Sen ne yapıyorsun lan papi? Sans reis ne? Daha önce iki işte çalışan biri görmedin mi? Ne iyi ki? İki iş yasal olarak iki katı mola demek. Mantıklı lan. Gribli'nin yerine gidiyorum. Gelmek ister misin? Gelmek ister misin? Şey, çok ısrar ettim. Kendimi işimden koparacağım. Aha, ben de geliyor. Oo reis, gel gel. Birlikte gidik. Buradan. Kestirme biliyorum. Gel gel, götür beni. Aha, bara geldik. Hızlı kestirmeydi değil mi? Oğlum, köpeklerin yanına getirdim. Herkes selam. Selam Sans. Merhaba Sans. Hoş geldin. Bunlar dövüşmüş değil mi öncen? Hiya Sansi. Selam Sans. Daha birkaç dakika önce burada kahvaltı etmedin mi? Cıks. 1,5 saat kahvaltı etmedim. Brunch'ta karıştırdın herhalde. Çok komik. Brunch diyor. Brunch kahvaltı demek ya. Gel rahatına bak. Canın kahvaltı çekti. Ups. Nereye oturduğuna dikkat et. Bazen ucubeler pırt yastığı koyuyorlar. Neyse. Komik değilsin Sans. Komik değilsin. Neyse, sipariş vereyim. Ne istiyorsun? Patates, hamburger. Şimdi patates, hamburger, patates alayım şu an. Hey, kulağa hoş geliyor. Grill away, grill. 2 porsiyon patates alalım biz. Hacı baharatıyla ranch sos da ver. Severim ya arkadaşlar. Eren'in ranch sosu diye hemen hesap açabilirsiniz. E kardeşim hakkında ne düşünüyorsun? Havalı. Havalı. Tabii ki de havalı. O giysileri her gün giysen sen de havalı olurdun yani. Onları sadece zorunda kaldığı zamanlar çıkartıyor. Neyse. En azından yıkıyor. Ve yıkıyor oradan. Kastım duştayken giymesi. Geldi mi battis kızartmalığımız? İşte yemek geldi. Ketçap ister misin? Olabilir. Kesin çakalcı. Kemikleri yarasın. Ketçap şişesini hafifçe vurdun. Kapağı düştü ve bütün ketçap şişesi yemeği boşaldı. Ups. Boşa gitsin. Benimkini alabilirsin. Zaten aç değildim. Poposunu kaşıyor Sans. Ne yapıyorsun Sans? Her neyse. Havalı ya da değil. Papyrus'un çok çabaladığını kabul et. Kral muhafızlarına katılmak için nasıl uğraşıyor baksana. Bir gün kral muhafızlarının liderlerinin evine gitti. Onlardan biri olmak için yalvardı. Kapıyı yüzüne kapattılar tabii. Gece yarısıydı sonuçta. Ama ertesi gün lider uyanınca hala orada beklediğini gördü. Kendini adadığını görünce ona savaşçı eğitim verdi. Eğitim hala uygulama aşamasında. Tamam. Ne yapıyoruz şu an? Evet. Bu arada sana bir şey sormak istiyorum. Konuşan bir çiçek duydun mu? Opsi. Evet, duydum. Demek her şeyi biliyorsun. Yangı çiçeği. Bataklığın her yerindeler. Hem bu şey, konuşmayı tekrardan, ben Flowey sandım. Onlara bir şey söyle, tekrar söylerler. Ne mi olmuş? Şey, Papyrus geçen gün ilginç bir şey gördüğünü söyledi. Bazen etrafta kimse olmadığında bir çiçek çıkıp ona bir şeyler fısıldıyormuş. Pohpohlamalar, öğütler, cesaretlendirmeler, kehanetler. Garip değil mi? Birileri ona oyun oynamak için yankı çiçeklerini kullanıyor olmalı. Gözün açık olsun, tamam mı? Sağ ol. Tamam, okey. Hey be, çok uzun bir mola oldu. Beni bu kadar uzun süre işten alıkoyduğuna inanamıyorum. Bu arada tamamen çulsuzum. Hesabı çekebilir misin? Sadece... Hayır, çekemem yani, o kadar param yok, hayır. Şakaydı. Girl, bir hesabıma yaz. Şu an burada ne oldu, ne gitti Sans? Bu arada
bir şey söyleyecektim ama unuttum. Oğlum sadece çok kafa adam ya. Bu ne lan? Müzik kutusu kırılmış, tüh. Ne yapıyorsun, bunlara selam verebiliyor muyuz? Başkent bayağı kalabalıklaşmış. O yüzden buraya taşındıklarını duydum. Kültürümüzün yozlaşmasını görmek istemiyorum. Ama kesinlikle bazı şehir çocuklarının kayıp popo üstü düşmesini görmek isterim. Ana, bizim bilmiyormuş şey olduğumuzu. Bununla konuşalım. Kendisine karşı poker oynuyor. Görünce göre kaybediyor. Kendisine karşı mı? Ne yapıyorsun lan köpecik? Osuruyor lan adama bakınca. Bu köpekler beni hatırlayacak peki. Dogo nerelerde? Umarım yine kaybolmamıştır. Kaybolmadım. Salın beni. Ağzımı etmişlerdi. Bu kim lan? Yeraltının sorunları olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama yine de gülümsüyoruz. Neden? Türkiye gibi. Elimizden bir şey gelmiyor. Neden? Suratımızı asalım ki aga be. Dolar 10 lira olacak neredeyse ama. Hala biz de gülüyoruz işte maalesef. Kasvet, kalabalık, güneş ışığı eksikliği. Onlara katılmak isterdim ama komik değilim. Şimdi sağdan mı gideceğiz, soldan mı gideceğiz, yukarıdan mı gideceğiz? Ups, abi yollar çok karışık. Abi şöyle olunca çok kafam karışıyor. Kütüphaneye girelim mi? Burada bir şey yapamayız herhalde. Reis ne yapıyorsun? Kütüphaneye hoş geldin. Evet, biti biliyoruz. Tabela yanlış yazılmış. Yanlış mı yazılmıştı? Kütüphane, ha he yok aynen. Neyse devam ki. Yukarı çıkmadım. Vaa papiros. Ne yapıyorsun lan burada? Benimle buluşmak için geldin demek. Bunun hakkında çok ciddi olmalısın. Seni cidden özel bir yere götürmem gerekiyor. Bolca vakit geçirdiğim bir yer gibi. Ups. Allah, bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ne yapıyorsun papiros? Dalga mı geçiyorsun? Evime... Manyak, arkandaydı ev. Niye direkt girmedin? Tövbe estağfurullah. Yani orada ne lan öyle yanıyor? Acık biraz yemek yesek iyi olurdu. Ahahaha, yemek müze ilgimi çekti mi? Lütfen açlık sanatı savunu incele. Buzdolabının yarısı üzerine spagetti yazan yemek kaplayla dolu. Diğer yarısı da boş cips paketleriyle kaplı. Tamam peki. Burada ne var? Etkilendin mi? Lavabomdan boyunu arttırdım. Neden? Artık altına daha çok kemik koyabiliyorum. Amaç ne? Aa, ne? Hayır! Bu şu her şeyi karıştıran iti yakala. Kemik... Sans sen miydin lan orada 2 saattir? Sans! Şu gereksiz müzikle hayatımı zehir etme. Şurada ne var? Şurayı merak ettim. Oo, orası benim adam. Eğer etrafa bakmayı bitirdiysen içeri girebilirsin. Bulaşmadan ne yapılabilir ki? İçeri girecek. Girelim mi? Girelim bakalım. Allah beni odaya atacak. Oo, bu kapıda ne var? Dolabımda utanacak bir şey yok. Bazı durumlarda ben hariç. Dolaba bakacak mısın? Bakacağım. Giysiler titizce asılmış. Tamam, problem yok. Ben burada çok dolanmayacağım. Yatak. O benim yatağım. Allah, yataktan uzaklaşın. Eğer yeryüzüne çıkabilirsem otoyolda uzunca sürmek istiyorum. Aslında bunlara yazık ya. Araba hep var. Bunlar yeryüzü hasret çekiyor. Saçımda rüzgar. Cildimde güneş. Tabii bunlar sadece bir hayal. Onun yerine uyurken yelken açıyorum. Anladım abi, yok. Aha, bilgisayar. Oha. İnternet oraya bayağı popülerim. Çift haneli takipçi sayısı. İçin oldukça uzaktayım. Tabii şöhret olmak zor zanaat. Kıskanç bir troll profili kuşatmış. Şapşal yazı tipiyle kötü kelime şakaları yolluyor. Neyse buradan çıkalım. Burada pek bir cacık yok. Şu odaya bir bakalım, sonra gidelim buradan. Papyrus, zaman kaybısın sen ya. Kapı kilitli. Ben gidiyorum buradan. Burada bir cacık yok. Şurada sadece kitaplara bir bakasım geldi. Burada belki bir bilgi milgi buluruz. O kitap benim favorim. Keskin zeka için ileri dereceli bulmaca ve yapılar. Boş. Sonu beni hep etkiler. Tamam yürü git. Oha, Papyrus bayağı YouTuber odası var. Ben gidiyorum Papyrus. Görüşürüz. Bay bay. Boş adam sıpa. What? Aynı yere mi geldik? Bir dakika ya. Bizi geri getirmiş Sans. Biz bu yoldan az önce geçtik. Papyrus önümüzü kapatmıştı. Bir dakika. Biz buradan... Hem bu sefer geçebiliyoruz sis olsa bile. Sis anlamadım şu an hiçbir şey. Biz bu yoldan geçtik. Geri nasıl gittik abi? Sans bizi geri mi götürdü abi? Sans'a uğramayacağız o zaman burada.
Asansöre uğramamamız gerekiyor muyuz? Sandığı kullanacak mısın? Kullanmayayım ya, bir şey yok ki. Çıkmak için X'e bas. Burada ne yazıyor? Bu bir sandık. İçine bir şey koyabilir ya da alabilirsin. Ama niye yapasın değil mi? Eşyaları sandıktayken kullanamazsın. Tamam tamam. Geç geç, saygılar, eyvallah eyvallah eyvallah. Bu ne abi? Anladım abi. Buradan aşağı inebiliyoruz. Buradan gitmek daha mı ananı? Bu ne? Bir şey gördüğüme yemin edebilirim. Akan suyun arkasında. Bunlar şey değil değil mi? Bir şey, tamam, orada bir şey gördün diyorsun. Buradan aşağı inebiliyor muyum? Yok, inemiyorum. Şuradan ben kaçayım da abi. Tamam. Yukarıdan gideceğiz abi yavaş yavaş. Suyun arkasında bir şey varmış. İnşallah bizi gondiklemezler. Ben buradan böyle, Allah. Tamam, bir şey yokmuş suyun arkası. Devam. Papyrus, ne yapıyorsun burada? Merhaba. Andin, günlük rapor mu vermeye geldim? Aa, Andi. Sana daha önce bahsettiğim insan hakkında. Onunla savaştın mı? Evet. Tabii ki savaştım. Kahramanca savaştım hem de. Ne? Yıkadın mı? Hayır. Çok denedim, Andi. Ama en sonunda başarısız oldum. Ne? Ne? Nasıl? İnsanın ruhunu kendin alacaksın demek. Ama Andi, onları yok etmene gerek yok. Bak, dinle beni. Bak. Andi onları yok etmek istiyor. Anlıyorum. Sana elimden geldiğince yardım edeceğim. Papyrus. Annem bizi mi gördü? Annem. Annem bizi tokatlar. Net öldük abi. Öldük mü lan? Annen yoğum yoğum burada yoğum. He tamam. Allah. Papyrus bu saatten sonra gene bize saldıracak gençler yüksek ihtimal. Yo, sana nasıl dik dik baktığını gördün mü? Bu harikaydı. Çok kıskandım ya. Onun dikkatini çekmek için ne yaptın? Haha. Hadi gidip onun kötü adamları haklamasını isteyelim. Sen nasıl mal bir şeysin ya? Sen nesin ya? Tamam, burada da abi. Bir saat yapacağım genç abi bölümü. Devam devam, bu bölüm bitmeyecek, uzun. Burada ne var? 4 köprü tohumu. Suda yan yana sıraladığında çiçek açarlar. Yan yana... He anladım. Böyle bunları buraya göndereceğiz. Kolay, basit bir oyun. Okey. Ve o çiçeklerin üstünden gideceğiz yüksek ihtimal. Korkmaya başladım lan ben. Oopsie. Hiç kimseye saldırmıyorum. Bu ne lan? Aaron. Aaron, kaçıyorum. Bu arada herkesi bağışla demişsiniz de bağışlayınca saldırıyorlar kanki. Şuna bakamıyor muyuz dilen? Bakamıyoruz. Şu mantarların ne işine yaradığını da bilmiyorum. Bir dakika. Ama şimdi çiçekleri aşağı koyup o notu oku. Ne yapsak? Buradan geçeyim o zaman. Bir dakika, şöyle bir şey yapabilirim belki. Bir tane buraya koy abi. Tamam, çözdüm baba. Hayır lan, dur. Yanlış mı yaptık? Ya demiştim orada öyle geçerim demiştim. Aşağı notu okurum demiştim ya. Olmaz mı? Tamam. Bir an çok korktum var ya. Şu notu benim okumam gerekiyor ya. O nota bir ben götüreyim de şeyleri. Müzik niye böyle lan? Korkuyorum lan biraz. Ama 4 tanesinin yan yana olması gerekiyordu. Tüh, yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Aha. Tebrikler. Bulmacada başarısız oldun. Niye lan? Niye başarısız oldum lan? Buradan gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Tamam, yukarı dizeceğiz abi. Burada dördünü bak. Olay dördünü yan yana koyabilmek. Dördünü yan yana nasıl koyacağız? Çözdüm abi. Tamam, çözdüm. Bu oyun aslında var ya, çok küçük arkadaşlarımız bile oynayabilir ya. Hop.
Ha, şunu öyle açılacak ya. Hop, buradan böyle gidiyoruz. Buradan böyle aşağı niye inemiyorum? Oh. Ha, inebiliyorum. Yeah. Zırr. Hop. Alo, ben Papyrus. Bu numarayı nasıl mı aldım? Çok kolaydı. Numaranı bulana kadar telefondaki her tuşa bastım. Aa, Papyrus. Üzerinde ne var? Ben bir ara arkadaşım için soruyorum. Sapık mısın lan? Sen şey giyerken görmüş, iğrenç bandaj. Doğru mu? Şey mi giyiyorsun, iğrenç bandaj? Hayır. Yani şey giymiyor musun, iğrenç bandaj? Tamamdır. Benim arkadaşımsın, yani sana %100 güveniyorum. İyi günler. Sapık mısın yavrum ya? Bana üzerinde ne var diye Papyrus kafa yemiş ya. Uzun zaman önce canavarlar dileklerini gökyüzündeki yıldızlara fısıldarlardı. Eğer tüm kalbine dinlediysen, eğer tüm kalbine dilediysen dileğin gerçek olurmuş. Şimdi elimizde kalan tek şey tavandaki parıltılı taşlar. Ay bu canavarlar için biraz şey, üzünlü durum ya. Binlerce kişinin birlikte dilek tutmasını bir hata olamaz. Kral bunu kanıtlayacak. Yazık bunlara. Hadi ablacığım bir dilek tut. Ablacığım mı? Kim geldi? Git la buradan, kim bu? Yaşıyor. Vaşıyor. Git buradan. Kaçıyorum Vaşıyacığım. Bu ne? Ablam ve ben umarım bir gün gerçek yıldızları görürüz. Ha, bunlar da mı canavarmış? Ana teleskop. Teleskoptan bakacak mısın? Evet, bakalım bakalım. Evet. Parlak şeyleri görüyoruz. Hiçbir şey yok. Bu ne diyor? Bu abla ne diyor? Görünüşe göre yıldız haritam geçen haftakiyle aynı. Görünüşe göre yıldız haritam geçen haftakiyle aynı. Çünkü sadece bunlar yapay parlak parıltılarmış. Kafa attım lan oraya resmen. Duvarlardaki antik yazıları kaplıyor. Kelimeler seçebiliyorsun. İnsanlar ve canavarların savaşı. Bir dakika, şu arkada bir tane antik yazı vardı. Şuradaki antik yazıyı da okuyalım. Her dakika kaçtığım için bir şey yazmış. Her dakika kaçtığım için inşallah korkak falan diye şey yapmazlar beni. Buradan da biri gidiyor lan. Yok, oradan biri gidilmiyor. İnsanlar neden saldırdı? Aslında korkacak bir şeyleri yok gibiydi. İnsanlar inanılmaz derecede güçlü. Neredeyse tüm canavarların ruhu sadece bir insanın ruhu gücüne eşit. Ama insanların bir zaafı var. İronik olarak bu zaaf ruhlarının gücü. Gücü vücutlarının dışında da sürmeye devam eder. Hatta ölümden sonra bile. Bu ne demek? Eğer bir canavar bir insanı yenerse ruhunu alabilir. İnsan ruhuna sahip bir canavar akıl almaz bir güce sahip korkunç bir yaratık. Garip yaratığın resmi. Bu çizim hakkında çok rahatsız edici bir şey var. Komşum vurdu lan bana. Anlamadım şu an ne yapacağımızı. Böyle gidebiliyorsun. Devam ediyoruz. Kahve komşu burada. Ben var ya. Andin sonunda bize saldırıyor. Andin yavrum, alamayacaksın beni yavrum. Sallan beni. Bu beni yenerse ruhumu alacakmış. Devam ki. O gürültü yapıyorsa biz de yapıyoruz anasını satayım. Hadi bakayım. Şu an bana saldırmıyor aslında. Ben dümdüz devam ediyorum abi. Beni yenemeyecek bence. Allah. Bayağı saldırıyor lan. Çok. Oha, bayağı canım gitti lan. Yürü git lan. Hayır. Tamam. Devam ediyor mu abi? Devam ediyor. Bilmediğimiz yerlerden saldırıyor. Ne oluyor şu an? Geliyor. Allah bulacak bizi. Bulamayacaksın yavrum bizi. As.
Yaratığı buldu. Diğer yaratığı buldu. Tamam, bizi bulmadı, problem yok. Tamam, süper süper. Hayatımızı kurtardı. Devam. Devam devam. Kodumun komşusu. Devam ki. Aa, gidemiyorum hiçbir yere. Ne oluyor lan? Yo. Gördün mü? Andin demin bana dokundu. Yüzümü bir daha asla yıkamayacağım. Adamım, çok şanslısın. Birazcık daha solda duruyor olsaydın eğer. Yo, endişelenme. Onu tekrar göreceğimizden eminim. Devam devam. Dur, kulaklığımı takayım da kendi sesimi duymayayım. İnan da daha çok bağırayım. Şerefsizlik modun. Bu ne lan? Peynir o kadar uzun zamandır buradaymış ki etrafında büyülü bir kristal oluşmuş. Masaya yapışmış. Burada bir kayıt alalım. Farenin bir gün peyniri mistik kristalden çıkaracak olması olasılığını bilmek içini azimle dolduruyor. Kaydet. Bayağı oldu. Daha çok oynayacağız oğlum. Fare sesi. Fare muhabbetini anlamadım gençler. Papyrus ne yapıyorsun? Şey, ne yapıyorsun lan burada Sans? Teleskop işine girmeyi düşünüyorum. Normalde bu ayrıcalıklı teleskopu kullanmak 5000 altın. Ama seni tanıdığım için ücretsiz kullanabilirsin. Ne dersin? Teleskopu kullanacak mısın? Bir şey gözükmüyor ki. Aa, bu ne lan? What? Ha, şu an gökyüzüne bakıyoruz galiba da. Mağaranın içine gökyüzüne baktığın zaman bir şey görmemeniz çok normal. Hiçbir şey yok abi. Devam. Bomboş. Sen girme o işe. Sandığı kullanmayacağım ya. İçinde bir şey yok zaten. Buradan nereye gidiyor biliyoruz. Burası neresi lan? Aslında buradan biraz dondurma alabiliriz ya. Bana acık dondurma ver la. Neyse ki bir çözüm düşündüm. Zımbalı kartlar. Her dondurman kaymak aldığında sandıktan bir zımba kart alabilirsin. Eğer 3 kartın varsa bedava dondurmam kaymakla değiştirebilirsin. Birçok müşteriyi tekrar getireceğine eminim. Dondurmam kaymak. Tamam, bana ver birazcık. Ver ver. Al bakalım. Bir tane daha vereceğim bunu. Bu sandıkta bir tane kart varmış. Tamam. Kart alacak mısın? Almayacağım. Şu an ne olduğunu pek anlamadım ama devam. Antik oymalar 21 farklı çeşit aromayla boyandı. Devam ki. Bu ne lan? Sen kimsin lan? Yıldız nedir? Dokunabilir misin? Yiyebilir misin? Öldürebilir misin? Sen bir yıldız mısın? Yazık ya. Üzülüyorum bunları artık. Üzülmeye başladım gençler. Aha. Nereye gidiyor lan burası? Ne oluyor şu an abi? Yoldan geçenlerin sohbetini duyuyorsun. İstediğin bir dilek yok mu? Abi, kaybolursak ne olacak lan burada? Nereye gittiğimizi hiç... Kanka kaç kaç. Kimseye savaşmayacağım. Bence hiç... Aho. Burada bir şey yok mu abi? Bunun içinde bir şey var da. Aha, bir çift bale pabucu. Alacak mısın? Al ya, işe yarayabilir. Bale pabucunu aldın. Devam ki. Devam devam devam. Her yere böyle tek girmem gerekecek mi ya? Zırr. Aha, gene Papyrus oluyor. Alo. Ben Papyrus. Sana giysilerini sorduğum zaman hatırladın mı? Bir arkadaşım bilmek istiyordu da. Senin için olan düşünceli oldukça ölümcül. What? Endişelenme canım insan. Papyrus sana asla ihanet etmez. Giymediğini söyledin. Bir iğrenç bandaj. Tabii ki ben de ona senin aslında giydiğini söylediğim bir iğrenç bandaj. Böyle bir kuyruklu yalanı söylemek beni yaraladı. İyi ki orada bandaj giymiyoruz dedik. O yüzden galiba diğer canavarı yakaladı. Ama giymediğine göre bir iğrenç bandaj sana saldırmayacaktır. Yani artık sağ salim gidersin. Vay be. Zor işmiş. Ben sadece herkese arkadaş olmak istiyorum. Dıt dıt dıt. Tamam. Devam ki. Buraya niye girdik? Buradan nereye gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Kaç.
Şu reize bir soralım burada ne yapıyormuş. Yoldan geçenlerin sohbetini duyuyorsun. Öyle söyleme. Hadi gülmeyeceğine söz verdin. Bu muhabbeti çok anlayamadım ama bir yerlere gidiyoruz abi. Ahmet Anlataş. Ruhların ele geçirecek güç. Ruhların ele geçirecek güç. İnsanların korktuğu bu güçtür. Aa, oğlum biz... Bu ne lan? Kanks beni öl. Tövbe estağfurullah. Ananı... Ben şu an hiçbir yere gidemiyorum abi. Oha! Bu ne? Ahtapot. Hey! Oradaki burada olduğunu fark ettim. Sen soğansan... Sen soğansan... Soğansan duydun mu? Duymadım kanka. Sal beni. Şelaleyi geziyorsun demek hı? Burası harika demek hı? Sevdin demek hı? Sevdin mi hı? Evet, ben de en büyük favorimdir. Su burada sığlaşıyor. Olsa bile... Benim sürekli oturmam gerekiyor. Ama... Hey, sıkıntı yok. Şehre taşınmaktan iyidir. Ve kalabalık bir akvaryumda yaşamaktan. Tüm arkadaşlarımın yaptığı gibi. Bunu akvaryumda mı yaşatıyorlarmış? Ve akvaryum. Ve akvaryumda dolu. Her neyse yani giymek istesem bile ben... Sıkıntı yok. Ama duydum. Andin yakında her şeyi düzeltecek, duydun mu? Andin buranın başkanı gibi bir şey galiba abi. Sesi fulleyim de şimdi vurursa duymayayım. Devam ki. Buradan kurtulup okyanusta yaşayacağım. Duydun mu? Tamam kanka, niye yani, ne bak yani. Hey, oradaki odanın sonuna geldik. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Şelale. Devam. Normal konuşuyorum kardeşim. Bundan rahatsız olan varsa buna konuşsun. İnsaf. Kaç kanka. Devam ki. Oh, piyano bebeğim. Burada bir piyano var. Çalacak mısın? Çalalım Kings. Nasıl çalacağım? Oha. Yeterli var, tamam yeter. Sal, çıkış X. Devam ki, burada bir şey yokmuş. Burada bir şey var mı? Burada bir şey. Garip bir oyun. Akıldan çıkmayan bir şarkı koridorda yankılanıyor. Eşlik etmez misin? Sadece ilk 8 notası yeter. Oo. Burada şarkı çalmam gerekiyormuş. Ama nasıl bir şarkı? Bir dakika. Bu bayağı zor bir bilmece. Akıldan çıkmayan bir şarkı koridorda yankılanıyor. Onu çalınca yüksek ihtimal buradan benim çıkmama izin verecek. Burada bir piyano var. Çalacak mısın? Nasıl bir şarkı olabilir? Bence güzel çaldım. Anlamadım kanka, çık. Diğer yerlere bakacağız artık. Şuradan devam edelim. Burada ne yazıyor abi? Kuzeydeki oda büyük bir hazine saklıyor. Devam ki. Bu gücün bir karşılığı yok. Hatta bir insan canavarların ruhunu alamaz. Bir insan... He, bir canavar öldüğünde ruhu yok olur. Aga be. Ve yaşayan bir canavar ruhunu ele geçirmek için olağanüstü bir güç gerekir. Tek bir istisna var. Canavarların özel bir türü olan bölüm sonu canavarları. Bir bölüm sonu canavarının ruhu ölümden sonra da kalacak kadar güçlüdür. Ama kısa bir süre için bir insan onun ruhunu emebilir. Ama bu su şu ana kadar hiç olmadı. Ve artık hiçbir zaman olmayacak. Oğlum kaç yaşında çocuğuz? Küçücük çocuğuz, yaptığımız işlere bak. Allah, bu ne lan? Bu bir heykel. Ayağındaki yapılar kuruya benziyor. Oo, gittikçe derinlere indik bu arada. Lütfen bir tane alın. Niye, yağmur mu yağacak? Şemsiye alıyoruz. Bir tane şemsiye alacak mısın? Al. Tamam, bir şemsiye aldın. Sanırım şelalenin içine gireceğiz artık. Oo. Ne oluyor lan? Devam. Aha, bu manyak burada. Yo, şemsiyen mi var? Harika. Eyvallah Kings. Hadi gidelim. Sen ne oluyor kanka? Sen niye geliyorsun benimle hep? Olsun, hayatımı kurtardı en azından.
Devam. Oha, yansımamıza kadar yapmışlar lan. Adamım, Andy'in çok havalı. Kötü adamlara hak ver ve asla kaybetmez. Bu canavar ya, insanları kötü adam sanıyor kesin. Eğer bir insan olsaydım her gece yatağımı ıslatırdım. Aga, korkutma beni. Beni haklayacağını bildiğim için tabii. O Andy'ne papucu ters giydireceğim, ters. O daha bizi tanımamış. Biz yeni Bosna çocuğuyuz kardeşim. Bir keresinde bir çiçekle ilgilenmemiz gereken bir okul projemiz vardı. Kral ona Bay Dremur diyorduk. Kendi çiçeklerini bağışlamak için gönüllü oldu. Okula gelip bize sınıfta sorumluluk gibi konuları öğretti. Bu da beni düşündürdü. Ya eğer Andy'in okula gelseydi havalı olmaz mıydı? Bütün öğretmenler haklardı. Andy'in psikopatın teki galiba ya. Tamam, belki öğretmenleri haklamazdı. O kadar havalı ki masum birilerinin canını yakmaz. Sen öyle san. İçimizden geçmek istiyor. Ananı. Var. Oha. Dışarı mı çıktık? Neredeyiz lan şu an biz? Bir mağaradan diğer mağaraya gittik. Bu ne lan? Şemsiyeyi bırakacak mısın? Koyma ya, kalsın bizde. Yağmur yağıyor. Buradan nasıl geçeceğiz şimdi? Yo, bu çıkıntı çok dik. Andy'ni görmek istiyordum. Değil mi? Şemsiyeni kenara koy ve omuzuma tırman. Tamam, okey. Burada koymamız gerekiyormuş. Boş boşuna koymamışlar bunu yani. Şemsiyeyi bırakacak mısın? Geri koy kanka. Tamam. Birazcık ıslanalım, bir şey olmaz. Gel Kings. Oha. What? Sen orada kaldın. Yo, sen önde ilerle. Benim için endişelenme. Ben her zaman ilerlemek için bir yol bulurum. İlerlemek için bir yol bulurum diyor, düşüyor ya. Kafayı yiyeceğim. Zıbalap. İnsanlar güçlerimizden o kadar çok korktular ki bize savaş açtılar. Birdenbire saldırdılar ve insaf etmeden. Mağaranın üstünü örten yağmurun sesi içini asinle dolduruyor. Kaydet. 141 dakika oynamışız oyunu, vay anasını. En sonunda buna savaş bile denemezdi. Birlikler insanlar çok güçlü ve biz canavarlar çok zayıftık. Bir tane bile ruh alınamadı. Sayısız canavar toza dönüştü. Biz onları öldürmüşüz maalesef, cani bir şekilde. Niye öldürdüğümüzü bilmiyorum. Hep bu gölge geldiği zaman Andin kesin aşağıdan gelecek. Ananı. Ne oluyor lan? Oh shit. Andy. Andin reis. Abi. Abi. Abi babamdan ne öpeyim abi. Bene vuramaz ki. Bene vuramaz ki. Heh zıbam ıvış. Ne oldu, ağla ımık Andisi. Ne oluyor lan ha? Keko. Vuramadı ki. Abi. Çok dandiksin lan sen Andin. Acık skilllerini geliştir kardeşim. Hadi gel vur. Ne oldu? Ne oldu yani şimdi? Anı. Yanlış yere gelmişim lan. Aa. Buradan gitmem gerekiyor sanırım. Aga, buraya da labirent koymazsın. Ölecektim lan. Zorlanmaya başladı. Bayağı zor. Çok zor. Nereye gitmem gerekiyor ya? Aa! Bu bana net vuracak abi bu arada. Ananı. Tamam, azalmaya başladı. Süper. Süper. Kanka sakin. Kankacım sakin yavrum. Yavrum bebeğim sakin. Sakin baba, sakin. Of. 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 Of anam of. Of anam of. Of anam of. Hay babanın gelmeni sen. Hayır, devam ediyor. Hala devam ediyor ya. Hoba. Ne oldu? Zıbam ki. Andy'cim. Beni bıraktı mı Andy?
Karşı karşıya geleceğiz galiba. Abi seni seviyorum ha. Andy Reis, sal beni. Aha. Gene düştük bir yerlere. Hep düşüyoruz anasını satayım. Buraya da düşmüştük zaten. Ne olacak şimdi? Ses şuradan geliyor gibi duydum. Aşağı düştün. Değil mi? İyi misin? Hadi kalk bakalım. Toril gibi konuşuyor. Ero. Hı? Hoş isimmiş. Benim adım Drumur. Drumur mu? Drumur geldi galiba. Ne oluyor lan şu an? Benim adım D bir şey diyordu. Bu ne abi? Çöp yığınları. Burada tanıyacağın oldukça fazla marka var. Güzel güzel. Popüler kültüre de laf sokmuş. Hop. Burada aslında kapatayım mı oyunu? Kapamayacağım. İnanın konuşalım. Bağıra bağıra konuşalım, tamam mı? Ne oldu? Amına koyayım konuşsun. Aşağıdaki bu dümsüz derinliğe düşüyorlar. Bağır bağır. Bu sonu olmayan gereksiz çöp döngüsünü izlemek için azimle dolduruyor. Bir sonraki save'de dururuz artık. Bir saate dediğim gibi tamamlayacağım. Şu an 40 dakika falan oldu yüksek ihtimal. 1000 tane çöp var. Bu ne lan? Bu değerli bir şeye benziyor. Yıpranmış bir masaüstü bilgisayar kasası. İçi boş. Aga be, bu ne? Bir soğutucu. Bir markası yok. Ve eskimişlik belirtisi gösteriyor. İçinde bir çift donup kurumuş uzay proteini var. Bir tane alacak mısın? Alalım ya, işe yarayabilir yani. Astronot yiyecekleri bozulmaz çünkü. Sağa sola artık çarpmadan devam edelim. Aa, gene bir şey oldu. Ne oldu? Andin yeni mi geldi yavrucuğum? Ananı. Ha ha ha, işte böyle kaçmayı seversin. Bu şey mi, oyunun ilk başında dövmüştük? Ben bir mankenin içinde yaşayan bir hayaletim. Kuzenim de eskiden bir mankenin içinde yaşardı. Ta ki onların evini yok ettin. Biz hayaletler tüm hayatımıza uygun bir taşıcı arayak geçiririz. Has savaş. Yavaş yavaş yeni vücutlarımıza adapte oluyoruz. Oyunun ilk başında öldürdüğümüz mankenin yeğeni geldi karşımıza. Ta ki bir gün bize de bedensel bir varlık olabiliriz. Gülebilir, sevebilir ve dans edebiliriz. Diğer herkes gibi. Ama sen benim kuzenimin geleceğini elinden aldın. Aşağılık, aşağılık. Aga be, onu öldürmeyecektik. Umarım kendi vücuduna çok bağlı değilsindir. Çünkü ruhun senden sökülmek üzere. Tam sorry. Kızgın manken yolu kapatıyor. Bir konuşalım. Mankenle konuştun. Sohbet etmeye hevesi değil gibi. Kimse bundan mutlu değil. Bunu öldürmem gerekiyor. Faydasız diyor bana. Terbiyesiz bak. Sert saldırılar yapmıyor çok. Ananı yapıyormuş, vazgeçtim. Ben bunun ağzını vururum. Sizi man kafalar. Ne diyorsun lan keko? Çok atar la bu. Büyüleriniz nereye hedef aldığınıza dikkat edin. Kendi kendine vurdu salak. Hey sen. Büyü hakkında söylediklerini unut. Ha, kendi içinde birkaç kişi var. Bunu bağışlayamam. Seni yeneceğim ve ruhunu alacağım. Bunu öldüreceğim ya mecburen galiba. Allah. Nah ruhumu alırsın sen beni. Bak şu an aldın, geldi mi? Savaşa savaş. Ha, ben bunu böyle böyle öldüreceğim. Okey. Şunun bir ağzına vuralım şöyle. Ruhuna bariyeri geçmek için kullanacağım. Bak şu an kullandın, geldi mi kardeşim? Allah. Gel gel. Hem şey bariyerini geçmek için kullanacakmış. Canı azalmıyor bunun. E bu nasıl olacak? Z'ye bas diyor. Z'ye basınca ne oluyor ya? Ay, ananı, çok zorlaşmaya başladı. Kendi kendine vuruyorlar. Ne oldu lan? Ahmak ahmak. Taşıyıcıma saldırdın. Beni asla incitemezsin. Ben hala ruhani bir varlığım. Şu an canın azaldı mı azalmadı mı onu anlamadım. Gel gel. Kaçıyor bir dakika oradan. Kızgın mankenin pamukları bütün diyalog kutusunun üzerine dökülüyor. Abi bunun canı azalmıyor. Biz bunu konuşacağız her dakika.
Yapacak bir şey yok. Sonra istediğin her şey benim olacak. Bak oldu şu anda. Allah. Bunun canı azalmıyor abi. Konuşacağız biz bununla, yapacak bir şey yok. Kimse bundan mutlu değil. E ne yapacağım ben bunu şimdi? Evet, sanırım bu kuzenimin intikamını alır. Ne yapacaksın? Bayağı zorlaşmaya başladı ama hala kolay. Ben bunu öyle öyle saldıracağız abi, anlaşılan. Taşıyıcısını yok etmeye çalışacağız. İsim neydi ya? Ero kardeşim, beğenebildin mi? Gel yavrum gel. Buna böyle böyle saldıracağız. Allah. Canımız şaka maka azaldı. Ben bir tane şey yapayım abi. Dondurmam kaymak için mecbur. 15 can geldi, mis. Gel gel. Devam. Oo oo oo, zorlaşmaya başlıyor. Hadi hadi, sıkın kendi adamınıza. Devam. Vur ağzına vur. Taşıyıcını yok edeceğim senin. Ağzına vuracağım senin ağzına. Vur lan vur. Hey çocuklar. Oh, oh shit. Man kafa man kafa man kafa. Beni vurmanız gerektiğini söylememiş miydin? Peki. İşe yaramazlar. Kovuldunuz. Hepiniz değişeceksiniz. Oh. Kazandım. Şimdi gerçek gücümü göreceksin. Süprüntü olmayan kişilere güvenmek. Ne diyorsun lan? Ne dediğini anlamadım. Manken botları büyülü füzeler. Oh 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 oh. Oh oh. Manyak. Eğlenceliymiş. Tokatlayacağım seni. Manken botlar, tekrar deneyin. Deneyecekler, deneyecekler bak. Bak şimdi hoppa zıbam ke. Öleceksin oğlum sen. Bak 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 bak, ölüm saldırısı. Bak bak, yetmedi yetmedi. Kızgın manken aynen kızgın kızgın bakış atıyor. Bunu en başta öldürmeyecektik o manken abi. Manken botlar son saldırı. Au asik. Asik asik ayman da faka. Oha oh. Ha ha. Öldü öldü. Sıfır olamaz. Bunlar diğer adamlardan daha kötü. Bana ne bana ne bana ne bana ne. Arkadaşa ihtiyacım yok. Ne oluyor lan? Bıçaklarım var. Ne yapıyorsun lan? Kafayı yedi lan bu. Benim bıçaklarım bitti. Ama önemi yok. Ben seni incitemem. Sen de beni. Benim savaşmaya... Beni savaşmaya mahkum kalacaksın. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Kafayı yedi lan manken. Salak. Mal. Bu lanet şeyde ne? Toriel mi geldi? Ne oldu lan? Oo, asit yağmuru mu? Unut bunu. Buradan gidiyorum. Ne oldu? Böyle adamın ağzını vururuz işte biz. Adam olacaksınız. Aa. Özür dilerim. Sizi böldüm değil mi? Ben gelir gelmez arkadaşı hemen terk etti. Oo hayır. Siz ikiniz eğleniyor gibi gözüküyordunuz. Eğlenmiyorduk kardeşim. Oo dur. Sen bana daha önce saldırmamış mıydın? Aa garip oldu. Üzgünüm. İyi günler. Şey, eve doğru yol alıyorum. Seni uyarıyorum. Böylece yanlışlıkla beni evime kadar takip etmezsin. Büyük ihtimalle bu hoşuna gitmez. İnsanlara saldırmamamız gerekiyordu ya. Tamam, bu save'i alıp bitirebiliriz. Hey, beni takip ettin. Evim hemen burada. Bu yüzden bu yöne gelmek istemezsin büyük ihtimalle. Umarım yardımcı olmuştur. Bunu da alalım bitirelim videoyu. Bundan sonraki save'de bitireceğim videoyu. Kaydet. Devam. Zaten siz bunu izlemek isteyenler tamamını şey yaparlar. Ara ara izlersiniz. Hepsini bir anda izlemezseniz. Kuzey Blok'un yeri Doğu Sıcak Diyar. Temi Köyü. What? Anlamadım. Buradan gidersek nereye gidiyoruz?
Aha. Abi çok karışık. Oo. Ha oradaki. Satılık hoş ıvır zıvırım var. Yengeç elması, deniz çayı, deniz çayı al. Paramız var değil mi? 4 tane altınım kaldı lan. Oha. Tüh. Çıkış. Tamam dikkatli ol. Eyvallah kardeşim. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan bir yere gidemiyoruz. Her tüm labirentlere bakalım. Burayı bir çözelim. O zaman bitireyim. Diğer save şeyini beklemeyeyim. Yaralı, yenilmiş ve korkulu hayatlarımız için insanlara teslim olduk. En yüce büyücülerinden 7 tanesi bizi yer altına bir büyüyle mühürledi. Dışarıdan her şey geçebilir ama sadece güçlü ruha sahip olanlar çıkabilirdi. Biz devam ediyoruz şu an yolumuza galiba. Bu büyüyü bozmak için tek bir yöntem var. 7 insan ruhuna eşit büyük bir güç bariyere saldırırsa 7 insan ruhuna yok olacaktır. Anlıyorum. 7 tane insan öldürmeleri gerekiyormuş. Bu lanetli yerin bir girişi ya da çıkışı yok. Buraya bir insan gelmesinin imkanı yok. Aşağıdaki bu yerde sonsuza kadar hapis kalacağız. Aslında ben onları kurtarabilirim sanki ya. Öyle olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ne oluyor? Bu ne lan? Oo! Oyun bayağı garipleşmeye başladı. Ben o canavarları kurtaracağım ya. Zıbalatmam ıbış. Kimseye saldırmıyorum, kaçıyorum. Onlara saldırdıkça bu arada gücümüz artıyormuş gençler. Aha zıbalatmam ıbış, buradan geçemiyoruz. Niye öyle? Bir dakika. Burada da bir bulmaca var. Her tarafımız bulmaca anasını satayım ya. Şuradaki mantarı alıp bunu indirmem gerekiyor. Aha. Müzik bayağı coşmaya başladı. Oo. Ne oluyor lan? Niye karanlık oldu lan etraf? Oink. Evlerine yol göstermek mum ya da büyü olmadığında canavarlar kristalleri kullanırdı. Ha, arada bunlara basacağız ve tamam ben çözdüm gibi sanki. Ama buradan yol yok sanki. Var mı buradan yol? Tamam varmış. Going. Going. Saldırmayacağım kank. Sal beni. Going. Buradan sağa gidebileceğimizi düşünüyorum ama. Zıbam ki. Going. Buradan gidemiyoruz. Buradan gidemiyoruz. Yukarıdan çıkacağız. Zıbap bazıp ba. Şurada bir tane daha var kristal. Oink. Tamam buradan. Let's go. Yeni bir yıldız bulunca orada bitireceğim artık. Yeni yıldızda bu bölümü bitiririz. Oo bayağı karanlık. Çiçek arkanda. Zıbılapam zıbılım. Reis. Kanka benim kötü bandajım yok. 7. 7 insan ruhu. 7 insan ruhunun gücüyle kralımız Kral Askor Dreamer. Dreamer onun soyadı mıymış? Bizi az önce Dreamer mı kurtardı düşünce? Uyan ben Dree diyordu. Tanrı olacak. O güçle Askor sonunda bariyeri kırabilecek. Sonunda yeryüzünü insanlıktan geri alacak. Ve bizim çektiğimiz acılar onlara geri verecek. Anladın mı insan? Bu senin günahlarından arınman için tek şansın. Ruhunu teslim et. Ya da ben senin vücudundan söküp alırım. Bak aldın şu an. Hadi gel kapışalım. Hadi gel kapışalım bakalım. Hadi bakalım. Aha. Andin, savaşmana yardım edeceğim. What? Yo, başardın. Andin senin tam önünde. Savaşmasını izlemek için önden yer kapmışsın. Ne oluyor lan? Dur.
Kiminle savaşıyor ki? Hey! Aileme bundan bahsetmezsin değil mi? Ne oluyor lan burada? Anlamıyorum abin onu. Onu insan sanıyor her dakika galiba. Öyle bir şeyler olabilir. Yavrum, aileme bundan bahsetmezsin değil mi? Bahsetmeyeceğim kanka. Şurada bir şeyler var ama giremiyoruz. Olsundu. Ne oldu? Yolu geri mi gideceğiz? Yok, burada yer varmış. Onu insan sanıp duruyor. Bizim insan olduğumuzu bilmiyor sanki. Aa, yoldan geçenlerin sohbetini duyuyorsun. Tabii ki gülmem. Ha, yoldan geçenlerin sohbetini duyuyorsun. Eğer dileğimi söylersem bilmeyeceğine söz verir misin? Buradan önceden geçmiş insanları dinliyoruz şu anda. Bir gün altına gömüldüğümüz bu dağa tırmanmak istiyorum. Gökyüzünün altında durmak, tüm dünyayı seyredebilmek. Benim dileğim bu. Kahkaha duyarsın. Hey, gülmeyeceğini söylemiştin. Abi be, acıklı lan. Özür dilerim ama çok komikti. Benim de dileğim bu. Üzülüyorum bu canavarlara. Yine de bir kehanet vardı. Bir melek, yeryüzünü daha önce görmüş birisi dönecekti ve yeraltı boşalacaktı. Biz onlara yardım edeceğiz gençler. Biz kurtaracağız bunları. Bu kötü hayattan kurtaracağız. Bir ses duydursam da gene kodumun komşusu laf ediyor sandım. Yo, gene geldi. Gene geldi ruhsuz. Nasılsın yavrucuğum? Benimle savaşma lütfen, seni döverim çünkü. Seni dövebilirim yani. Yo, burada olmaman gerektiğini biliyorum ama bir şey sormak istiyorum. Adamım, bunu daha önce kimseye sormamıştım. Yo, sen insansın değil mi? Haha. Adamım, biliyordum. Şimdi öğrendim. Yani Andin dedi ki o insandan uzak dur. Sanırım bu bizi düşman falan yapıyor. Ama bu işte berbatım. Yo, bana kaba bir şey söyle de senden nefret edeyim. Lütfen. Hayır. Yo, ne yani? Ben mi yapmak zorundayım? İşte başlıyoruz. Yo, ben senden tiksiniyorum. Adamım, ben Adil'in tekiyim. Ben artık eve dönüyorum. Sen malsın. Senin malın tekisin. Git buradan. Yo, bebekle yardım et. Düştüm. Aha, Andin gene geldi. Andincim, yavrum. Şimdi ne olacak? Ne diyordu, bekliyorsun? Buraya gel kanka. Bana... Lan, kurtul. Ne oluyor? Onu kurtardığım için... Yo kanka. Eğer sen arkadaşımı inceteceksen önce beni geçmen gerekiyor. Oha, Andin'le kapışıyor. Andin, ondan da korkma lan. Teşekkür ediyorum kardeşim. Çok teşekkürler, çok makbule geçti. Gitti. Yo, beni cidden kurtardın. Sanırım düşman olmak sadece güzel bir hayaldi. Haha. Onun yerine arkadaş olmalıyız. Adamım, gerçekten eve gitmem gerekiyor. Benimle gitmem gerekiyor. İddia ederim ailem benim için merak dönmüşlerdir. Git artık. Gel, düşme. Düşme. Sonra görüşürüz kanka. Eyvallah kanka. Buradan gidebilir miyim? Yok, gitmiyor. Oradan düştü çocuk. Bir sonraki bulduğumuz yıldızda bölümü kaydedeceğim. Bayağı oynadık bugün. Oo, kaleye giriyoruz sanırım. Oo. 7 insan ruhu ve Kral Askor bir tanrı olacak. 6 bu zamana kadar topladığımız miktar. Anladın mı? Senin 7. ve sonuncu ruhun sayesinde bu dünya değişmiş olacak. Öncelikle nedense bir geleneğimiz olarak buraya kadar ulaşanlar için sana halkımızın trajik hikayesini anlatmalıyım. Ama burada ben kesmeyi düşünüyordum, neyse. Her şey çok uzun zaman önce başladı. Hayır, biliyor musun? Başlarım bu işe. Neden sana hikaye anlatmalıyım ki? Sen buraya ölmek üzereyken. Ne oluyor lan? What the fuck?
Sen. Sen herkesin umutları ve hayallerinin önünde duruyorsun. Çok bağırıyor. Alfies'in kitapları insanlar infaldır diye düşündürttü. Ama sen sadece amansız bir suçluymuşsun. Oyuğun içinde gezip önüne çıkan herkese saldırdın. Herkese saldırmadım ya. Kendini mi korudun? Lütfen, kendimi korudum. Zorunda kaldığın için onları öldürmedin. Onları öldürdün çünkü senin için kolaydı. Çünkü senin için eğlenceliydi. Allah, ben öğrenince de eğlenceli olacağını düşündün mü? Beni hep güldüren Dogo öldü ve sadece tek bir insanın hevesi yüzünden mi? Ben Dogo'yu öldürmedim ya. Hayır. Ama senin zamanın doldu, kötü adam. Başkalarını incitemeyeceksin. Parlayan zırhıyla şövalye ortaya çıktı. Ve düşenlere yaşattığın acılar. Toza çevirdiğin bütün umutlar, bütün hayaller. Hepsini sana mızrağıyla ödetecek. Sana azimli canavarların tüm gücünü göstereceğim. Hadi öne çık ve bu işi bitirelim. Burada kaydımızı alıyoruz. Ve diğer bölümde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Beyzeli teşekkürler. Hoşçakalın. Sadece kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.